şartsız ve bir an önce Ermenistan'ın işgalci kuvvetlerinin Karabağ topraklarını terk etmelerinin, Karabağ topraklarından geri çekilmelerinin talep etti. Ama bu talep peki bugüne kadar 1993. yıldan geçmiş olan 27 yıllık zaman zarfında hayata geçirildi mi? Kesinlikle hayır. Bunun yerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi birkaç gün bundan önce yeniden bir kapalı oturum yaparak taraflara sükunete, ateşkese, karşılıklı anlaşmaya veya bunun gibi noktalara yeniden davet eden diplomatik bir açıklama yaptılar. Dolayısıyla görmüş olduğumuz üzere maalesef konu Azerbaycan'a gelince Karabağ'ın işgaliyle bağlı 4 Birleşik Milletler'in kararı nedense unutuluyor Aynen. ve yeniden sanki bir şey varmış gibi bir açıklama yapılıyor ki onun da üzerine bildiğiniz üzere Fransa Minsk grubunun üçlüsü eş başkanlarının biri olmasına rağmen tarafsız bir pozisyonda olması gerekirken Fransız Cumhurbaşkanı Macron açıklamasında Karabağ değil de direkt Ermenistan'a açık ve net şekilde destek verdiğini ve Karabağ'ın düşünün böyle bir ifade işletiyor. Diyor ki Karabağ'ın yeniden Azerbaycan tarafından tutulmasına asla ve asla imkan tanımayacağız. Ya böyle bir saçmalık affedersiniz ifademe göre olabilir mi? Böyle bir durum olabilir mi? Yani Karabağ zaten Birleşik Milletler çerçevesinde Macron da eminim ki biliyor ki bu dünyanın resmi olarak Birleşik Milletler'in kabul etmiş olduğu, tanıdığı Azerbaycan toprağıdır. Şimdi kendi ülkemiz, kendi toprağımızın işgal edilmiş parçasını işgalden kurtarmak için bir operasyon düzenliyorsak bunun hesabını Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Aynen. dediği gibi Sayın Aliyev bunun hesabını birilerine vermek zorunda mıdır? Böyle şey olur mu? Yani düşünün farz edelim ki Fransa'nın bir toprağı başka bir ülke tarafından işgal olmuştu. Bakalım o zaman Macron nasıl bir cevap verecekti? Yani dolayısıyla maalesef uluslararası hukuk ve uluslararası hukuk kuralları Evet. Türkiye